Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Elhamdülillah, çok şükür. Arkadaşlar, bugün bir değişiklik yapayım dedim. Her gün yemek yemek yemek, artık o sandık yani. Zaten her gün ne pişireceğiz derdine de düşmekten bıktık. Bir ilk önce bulaşığımı şöyle yıkadım, toparladım. Şurada poşete çöpü topladım arkadaşlar. Diğeri de şuradan başlayayım. Domatesle sarımsak var şurada. Hazırladım. Sarımsağı rendeledim. Domates de ufak ufak doğradım. Hazırladım. Şurada bir haftadan beri Rümeysa mantısı ayıklıyor. Dolapta bir poşet vardı. Onu çıkarttım. Onu haşlıyorum Rümeysa'ya da. Burada da kendimize patlıcanı, soğanı torladım, topladım. Evde ne varsa hepsini götürdüm, közlettirdim. Şurada iki tane sucuk vardı. Sucuklar da kemik gibi olmuş. Tuttum onları, ısladım biraz yumuşasın diye. Burada tepsim var. Burada tahtam var. Burada da domates nereden çıktı? Soğandan patlıcanın kabukları arkadaşlar. Bunları da sabah artık sabah mı olur akşamı götürür dökerim çöpe, dışarıya koyarım. Tavuklar dikmeden. Şimdi hemen patlıcanı doğrayacağım. Soğan doğrayacağım arkadaşlar. Şey yapacağım, ilk önce şu mantımı ocaktan alıp tavamı ocağa koymam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle tripodumu alayım. Rümeysa'nın bugün etütü vardı. Onun için geç geldi. Şöyle dursun arkadaşlar, görünüyor zaten. Ben ilk önce mantıyı alayım. Şeye koyayım, soğuk suyun altına tutayım. Servis tabağına koyayım, orada soğusun. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Sarımsağını rendelemedim daha. Şunu ilk önce ocaktan alayım ben bir. Şöyle. Tuzağımı da alayım. Şunu da şöyle ocağa alayım arkadaşlar. Güzelce ilk önce bunu bir süzeyim ben. Soğuk suyun da altına tutayım da bari şey olmasın, yapış yapış olmasın. Şöyle bu burada şöyle bir soğusun arkadaşlar. Soğuduktan sonra da güzelce üstüne sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Rümeysa karnı doyasıya yesin. Şuradan da bıçağımı alayım. Biraz böyle babanlık yapayım dedim. Biraz dedim mantı yaparız. Yanına da bir turşuyla murşuyla yeriz. Artık çay mı demlerik yanına? Başka bir şey mi yaparız? Biraz poğaça yapacağım. Poğaçayı da Rümeysa çok seviyor. Hem de o günü yapmıştım bir tepsi. Zaten videosunu da çektim size. Hatta Mustafa okumuştu. Videosunu çektim size. Onda da şey yaptım. Ne onun adı? Dolaba koyduydum. Rümeysa'nın bugün şeyi yoktu. Götürecek bir şeysi yoktu. Onun için çıkarttım akşamdan. Dedim kızım şey yap. Buzu çözüldü zaten sabaha kadar. Aldı götürdü onu. Temizlerken şu arkalarını alamadıydım.
soğanla ben şey yaptım. Evde küçük küçük soğanlar vardı. Yemeği doğrarken zor oluyordu. Küçük küçük. Onun için tuttum ben de şey yaptım. Ne anladı? Közletin ödürüm bari. Şeyin içinde yeriz. Babanın içinde. Şunu şuraya koyayım da. Elimi de kalaş arkaya uzatmayayım. Şu evi de boyatsayalım hayırlısı yine. Oturma odasını boyatacağız. Bir türlü bir renk şey yapamadık. Bir tane renk var şimdi arkadaşlar. Gri. Ama benim ev karanlık zaten. Onun için gri renk istemiyorum. Zaten şey oluyorum ben hani aydınlık olmasını istiyorum böyle. Zaten evimiz fazla şey olmadığı için, enginde olduğu için fazla güneş görmüyor. Onun için bazen güneş ortaya denk geliyor. Bazen hiç gelmiyor, belli olmuyor. Onun için o rengi şimdi size göstereceğim nasıl diye. Telefonda ama farklı çıkacaktır muhakkak. Çünkü bazı renkler telefonda farklı çıkıyor. Onun için gri bir renk. Adam dedi, abla dedi bunu dedi buraya vurayım. Bir dedi şöyle dedi kuruduktan sonra bir bakın. Kuruyunca dedi rengi zaten değişiyor dedi. Kuruduktan sonra bir bakın dedi. Eğer dedi ne ederseniz dedi bunu boyarız dedi. Onun bir haftalık işi varmış. Eğer yok dersen dedi başka renge bakarız dedi. De. İşki ev yüksek olsa mesela güney cephesi olsa ev yüksek olsa o bir rengi vurdurun. Çünkü zaten 24 saat güneş içinde olacak aydınlık olur. Ama ev renginde o rengi de vurursam tam karanlık olur. Zaten gri rengi de fazla şey yapmıyorum. Hani sevmiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Özlettirdim getirdim. Rümeysa'ya geldi. Rümeysa'nın bugün etki vardı. Geç geldi o. Dedim ne yapacağım dedi. Poğaça yapacağım dedi. Mantı dedi. Dedim dolapta varmış bir tane onu çıkartırım dedi. Ha iyi o zaman dedi. Sonra dedi ki hemen bir şeyler atıştırmam lazım. Dedim valla bir şeyler atıştırma. Çünkü onu yer şimdi bir şeyler atıştıracak. Acıktım diye. Akşam olacak. Ben ona yerim anne diyor ama yemiyor. İlk önce şu soğanları aradan çıkartmam lazım ki. Kalsa da bu baban Nur. Şey olmuyor. Sabah da kahvaltıda sıkı yiyebiliyor yani. Geçen közlettirdim arkadaşlar bir poşet. Onlar Rümeysa dedi ne yaptın patlıcanı? Dolaba kattım kış için. Niye katıyor? Kışın yiyeceğiz. Biz şimdi ne yiyeceğiz? Dedim yemeyeceğiz. Anne hepsini niye koydun? Ya haftada patlıcan çok ucuzdu vallahi. 6 liraydı pazarda.
Dedim herhalde dedim gün geçtikçe dedim bu patlıcan dedim düşüyor dedim. Adam da güldü öyle deyince. Ben patlıcanı dolaba közlenmiş biraz fazla koydum. Niye fazla koydum arkadaşlar? Ali Nazik için. Kışın dedim Ali Nazik yaparım. Bir de dedim şey yaparım dedim. Ne anladım. Ha, sabahları böyle canım istediği zaman da yap ye. Dün biri demiş ki çocukların demiş gidip gelmesine üzülmeye demiş abartmadın mı demiş. Biz de demiş böyle demiş yıllardan beri demiş gönderiyorum demiş. Demek ki sen farklısın ben farklıyım. Ben bu zamana kadar çocukların yanından ayrılmadım ki ne? Üzülürüm sonuçta. Evden gidiyorlar. Mesela Abdullah geldi 2 gün. İçeride yattı. Sabah kalktığımda onu görüyordum orada yatarken. Ama şimdi hiç kimse yok. Tek başımayım. Belki yanımda 2 kişi olsa veya da başka bir şey olsa üzülmem. Sabah neyse kalkıyor okula gidiyor. Zaten bugün zor kalktı. Yetişemiyordu neredeyse. Sonra eşim de sen kalkıyor o da ufak tefek iş oldu mu o da oraya gidiyor. Oraya buraya gidiyor. Bazen evde oluyor. E bir eşimle de olmuyor ki ne? Ben kalabalık ortamı seviyorum. Ben kalayım tek başıma. 1,5 kaşık oldu neresi. İnsanlar yalnız olmuyor vallahi. Ben mesela ben gittim annemin yanına. Yazın gittiğimizde biz geleceğimiz gün baktım. Abdullah dedi ki anne dedi nenem ağlıyor dedi. Niye dedim? Ağlıyor dedi siz gideceğiniz diye dedi. Ağlıyor dedi. Yani siz gidiyorsunuz demiş. Oturmuş ağlıyor kardım baktım. Yukarıdan pencereden baktım. Abdullah doğru söylüyor. Ağlıyor. E ne oldu ana? Şen ettiniz burayı şimdi. Gidiyorsunuz. Benim anam bu yaşına gelmiş kadın. Ağlıyor. Her gidip gelmemize. Der ki ne ben bir de çocuklarım. Ben evliyim mesela. Çoluğum çocuğum var hani şey yapayım. Der ki bir de. Benim çocuklarım bekar ufaklar bir de. Saçma sapan yorumlar yazıp şey yapmayın. Herkesin anneliğini başkadır. Kimse kimsenin anneliğini sorgulamasın. Benim anneliğim başkadır. Sizin anneliğiniz başkadır. Ben duygusallaşıyorum. Üzülüyorum çocuklarım için. Bunda kötü bir şey yok. Ayıp bir şey de yok. Çünkü bu zamana kadar onlar benim yanımdan hiç ayrılmamış. Oh.
yoğurdumu dolaba koyarım bunu. Yani sabah kahvaltıda çıkartırım. Bir de çay demlerim yanına. Yeşil zeytinle. Oh, otur yiyelim. Geçen seneden vardı azıcık zeytinim, onu çıkarttım. Tatlandırdım. Abdullah çok seviyor yeşil zeytini, böyle avcarlayıp da içine kekik, ondan sonra yaprak biber, zeytinyağı, limon sıkıp da böyle avcarladığın zaman öyle hoşuna gidiyor, seviyor. Orada da yeşil zeytin yok anne diyor, ben de diyor siyahı yapıyorum diyor, limon sıkıyorum diyor. İyice karıştıralım ki ezilsin. Alacaklar. Soğan bol oldu ama güzel oldu ha. Ekmeğini ban ban ye. Arkadaşlar görüntüsü nasıl? Vallahi çok güzel. Şimdi telefonda biraz farklı çıkıyor ama görüntü muhteşem. Üç tezgahın üstünde de bulaşığı gördüm ve sinirlerim bozuluyor. Arkadaşlar tabağımı şöyle yağladım. Ona kız kızım. Buradan şöyle domates doğradım. Bunu alayım kenara. Şuradan sucuk. Kurumuştu zaten gördüğünüz, iyice şey yaptım. Şurada da poşette o günkü börekten kalan kaşar. Artık şimdi böreğimizi yapmaya, poğaçamızı pardon, yapmaya başlayalım. Poğaça çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Evet, keseceğimizi de alalım hemen. De. Kesecek. Rümeysa kesecek nerede? Çekmeceye mi koydun? Şöyle, şöyle. Arkadaşlar, altı domates, üstüne şöyle kaşar, üstüne de şöyle sucuk. Şunu şöyle aldık, şunu da şuradan şöyle getirdik. Şurası açık, şu şekilde garniyarı poğaçamız. Böyle hazır. Şöyle. Kaşar bu sefer alta koyuyoruz. Şöyle
börek yaptığımda arttıydı bu. Fazla geldiydi. Ben de Rümeysa'ya dedim, kızım dedim, bunları dolaba koy, poşetine. Dedim lazım olur. Çıkartırız, yeriz. Şöyle. Şöyle aralarına sucuk ve üstüne domates. Evet, kapattık şöyle. Şunu da aldık. Onu da şuradan şöyle kapattık. Domates üstünde. Şu uçlarını şöyle büküyoruz ve tepsiye gidiyor. Hadi bakayım. Arkadaşlar, poğaçamı yaptım. Mantımı yoğurtladım. Kavanoşum hazır. Biber çıkarttım. Bir tane soğan vardı. Onu da salata yaparım diye ayırdım. Aşamam. Şurada poğaçadan artan domates, peynir, zeytin var arkadaşlar. Poğaçamı da hemen getirdim şöyle yakından. Bakın. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle bir tanesini de hemen açayım. Bakın. Çok güzel. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.